Kuzey, buradayız. Anam, anam. Şimdiden kas katı kesildi bacaklarım ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hayırdır kardeşim? Sen niye erken döndün? Öyle icap etti. Program iptal oldu falan. Şu bagajı açsana ya, şundan bir kurtulayım ben. Ya hadi çabuk ama, vallahi çok acıktım ya. Aa. Kızım yeseydiniz, niye beni beklediniz ki? Ben ne bileyim senin bu kadar geç geleceğini. Tamam, hadi. Hoş mu çekmişsin? Yani sence benim kostümüm uygun mu koşmak için? Ne oluyor canım, gelir gelmez. Bina, bir şey mi oluyor? Hadi abi, ben çok acıktım. Kahvaltı mı yapacağız? Ne yapacaksak yapalım. Vallahi açlıktan kolumu yiyeceğim şimdi ha. Hadi. Hadi bakalım. Ah. Çok yorgun görünüyorsun. Yorgunum çok iyi. Ya yok böyle bir hamlık ha. Her yerim kas katı. Aman az yaptın sen de ha. Hayır, atletlik senin neyine değil mi? Hadi koşsam ne olur ben, koşmasam ne olur? Ne oldu anlat. Ya boş ver şimdi. Burada ayaküstü konuşulacak bir şey değil. Sonra konuşuruz. Ya ne oldu anlat, merak ediyorum. Boşanacak mısınız? Bilmiyorum. Resmen kız seni tuzağa düşürdü. Biliyorum. Bunu hazmedecek kadar çok mu seviyorsun onu? Ya önce bir olaylar sakinleşsin de. Ondan sonra oturup düşüneceğim bakalım. Karar vereceğim ne yapacağımı. Dün gece çok mu karıştı ortalık? Babası silah çekti be. Sen ne diyorsun? Ne? Herif öldürüyordu az kalsın bunu. İnanmıyorum ya. Simay önüm atladı. Hayır, ne yapayım Cemre? Ben bu kızdan nasıl boşanırım? Yarası ağır mı? Ya kolundan yaralandı. Ben bir sıyırdı geçti. Ama önüm atlarken... Yani bir an olsun düşünmedi ya. Öyle zart diye atladı. Abi silah alınması Cemre'nin Kuzey'le durumunu etkilememiş. Yok, niye etkilesin ki? O ayrı, o ayrı. Yani onlar çok iyi arkadaştır. Kuzey harbi çocuktur. Arkadaşına, dostuna sadıktır. Öyle kolay kolay satmaz. Hayır yani Cemre Güney'le ayrıldı diye neden Cemre'nin dostluğundan vazgeçsin ki? Geçmez. İnsanlar daha büyük dertler de açar insanın başını. Uzak tut kendinden ya, boşan gitsin. Hiçbiriyle ilgin kalmasın. Ya zaten Simay'la benim bilgim olmayacak ki. O iş bitti. Sonuçta evli olacaksınız ama. Ne yapayım ya, bana ne? Nikah ihtiyacım mı var sanki? Evliymişim, bekarmışım ne fark eder ki? Aptallık ediyorsun bak. Ya üstüne gelme garibim, yeteri kadar dağıldım zaten. Tamam mı? İyi tamam, sakinleş, iyice bir düşün adam gibi. Sonra bana hak vereceksin. Anet Hanım, o için önce mi diyorsun? Hayır, hala güzel bitirmiyor. Ya arkadaşlar, biri beni durdursun artık. Dinleyecek misin sanki? Bak, bu tereyağı bu kadar güzelken sanırım dinlemeyeceğim. Sen niye bir şey yemiyorsun? Bu kadar, yeter. Dur, sana biraz menemenden vereyim. Tamam ya, doydum.
Arkadaşlar da böyle gelirler mi? Bir dilim ekmek uzatır mısın Cemre? Boşanma semerini verin. Al. Hayırdır kardeşim? Bir moralim bozuldu sanki. Yok, önemli bir şey değil. Kız arkadaşım mıydı? Hayır. Kız arkadaşım var mı? Ya sen ne çok soru soruyorsun ya. Sen ne meraklı şeysin. Niye sürekli beni ters diyorsun? Bir dakika ne oluyor ya? Hayır, soruyorum diye asılıyorum falan mı zannediyorsun? Öyle bir kırıntıya kapıldıysan söyle. Hiç tipim nasıl? Yani o kadar üzüldüm ki iştahım kaçtı ya. Vallahi. Ya kendinize gelin. Aa. Bu ne ya? Aferin, bu bir soru sordum. Ya tamam, ne oldu? Kim uğraşır öyle? Benimle de çok uğraştı. Sevdikleriyle uğraşır. Bundan sonra demek oluyor ki Zeynep'le uğraşmayacağım. Aman hatırım kalır. Deli bunlar. Ali, versene şunu. Bir dakika. Bakayım. Kaç çay içtik biz? Onu mu sayacağız? Adam başı 12 lira falan işte. Ya ben dedim sana. Cemre tamam. Atlama yine. Herkes kendi cebinden. Geçen gün kahve içtik. Yine böyle cengaverlik yaptı. Avrupa'da ancak birini davet edersen hesabını ödersin. Ne oldu? Hani bizim adetlerimiz çok güzel diyordun. Bayılıyorum diyordun bizim insanımıza. Şimdi saçmalık mı oldu? Seni tavlamak için söylemiştim. Ya bir de gelmiş Avrupalı övüyor bizi ya. İşte buyurun. Buyurun. Avrupalı. Aman vallahi, niye çağırdınız bunu? Sen de takılma, boş ver. Buyurun. Özürlerimin bir nişanesi olarak bu hediyemi kabul buyurunuz Zeynep. Çok komik. Günüm ne güzel başlamıştı. Çağırmasaydınız ne yapayım? Ben mi yalvardım yanınıza geleyim diye?